Lord, your foe, your prince. Amen. Rab'be teşekkür ediyoruz her şey için. Yine birlikteyiz. Kutsal sofraya katıldık. Payımıza düşen yaşam ekmeğinden yedik. Çünkü diyor ki, her kim benden yemez ve içmezse sonsuz yaşam olmaz. Öyle ki hagortutum sadece basit bir sofraya yaklaşıp oradan paylaşmak değil, oradan hayat almak, sonsuz yaşamı yemektir. Ki bizde sonsuz hayat olsun. Bu yüzden yaklaşırken şüphesiz ki herkes kendini sınayacak. Çünkü diyor ki, basit bir sofraya yaklaşır gibi yaklaşır, o ekmekten yer, oradaki bedeni fark etmezseniz, Rab olduğunu, kurtarıcımız olduğunu, başınıza kor ateşler yağsınız. O yüzden herkes, şüphesiz hepimiz hatalarla doluyuz, günahlarımız var. Ama Rab bizi günahlarımızla kabul ediyor temizlemek için. Ama yüreğinizde birine karşı öfke, kin, nefret varsa onu halletmeden yaklaşmak doğru değil. Bugün okunan Avederan'da Hüsus o 10.000'e yakın halkı doyurduktan sonra sadece onlara dünyasal ekmek vermedi, yiyecek vermedi. Onlarla birer birer ilgilendi. Onların hastalıklarına şifa verdi. Dertlerine derman oldu. Ve öğrencilerine dedi ki, siz gölün karşı yakasına geçin. Onlar karşı yakaya geçerken o da akşama kadar o kalabalık dertleriyle, sorunlarıyla ilgilendi. Ve sonra bir şey yaptı. Dağa çıktı dua etmeye. Bizim yaşamımızda dua biraz son unuttuğumuz şeyler aslında. Hüsus Rab'ken, Tanrı'yken duaya verdiği önemi okuyun kutsal kitapta. Bunlar bize birer örnek. Ve geç vakitlere kadar dua etti. Öğrenciler akşam üzeri yola çıktılar. Karşı gölün karşı yakasına geçmek için. Ama onların yanına ne zaman gitti? Gecenin 3. saatinde. Yani sabaha karşı. Duanın uzunluğunu fark ediyor musunuz? Ben demiyorum ki sabaha kadar dua edin. Ama biz duaları yaşantımızdan tamamen çıkarttık. Sorsam ki sofraya otururken daha eskiden dedelerimiz, yayalarımız dua ederek başlardı. Şimdi biz ediyor muyuz? Göreceğiz ki yok. Ve o yüzden sevgililer, yapmamız gereken şeylerden bir tanesi yaşantımıza duayı tekrar sokmak. Öğrenciler karşı yakaya geçerken hiç beklenmedik bir fırtınaya tutuldular. Tüm çabalarına rağmen usta balıkçılardı, usta denizcilerdi. Ama o dalgalarla baş edemiyorlardı. Neden biliyor musunuz? Diyor ki, karşı yönden rüzgar esiyordu. Bunların anlamlarını öğreneceğiz. Yaşam da bilinmeyen sular üzerinde bir yolculuktur. Bazen biz hiç beklemediğimiz yaşam fırtınalarıyla karşılaşırız. Ve o zaman ne yapacağımızı şaşırırız. Ama bilmemiz lazım gelen şeyler var. Yapmamız gereken durumlar söz konusu.
İşte kilise babaları bu gölü, yani denizi simge olarak, dünyanın sembolü olarak nitelemişlerdir. Dalgaları da dünyadaki denenmelerimiz olarak. Bu düşünceyle kurtuluş limanına, yani cennete gitmek isteyen tüm yolcular, yani bizler, mutlaka bu denizde yol almak zorundayız. Bu çölden, bu denizden geçmek zorundayız. Ama bilmeliyiz ki muhakkak deneneceğiz. Muhakkak değişik değişik fırtınalarla karşılaşacağız. İnsanların ortak bir kaderi var. Doğmak ve ölmek. Dikkat edin, tüm bu iki şeyde insanların kaderi ortaktır. Ama hayat hikayeleri farklı farklıdır. Orada değişiyor. O hikayelerde değişiyor. İşte sevgililer, bizim bu doğumla ölüm arasındaki tutumumuz çok önemli. Nasıl yaşadığımız çok önemli. Bu yüzden kutsal kitap bize nasıl yaşadığımıza dikkat edin diyor. Bir gün bu dünyadan göçüp gideceksiniz. Ölüm denen olay. Ama geride ne bırakacaksınız? Yaptığınız şeyler yarın sizin önünüze hüküm olarak çıkabilir. Ya sizi atlayacak bu yaşam şekliniz, ya da suçlu çıkaracak. Ne ekerseniz onu biçeceğiz. Bu dünya bir tarla gibi. Ektiğimiz şeyleri biçip götüreceğiz. Ama biz doğru değerler ekersek doğruluk biçeceğiz. Yanlış şeyler ekersek yanlış şeyler biçeceğiz. O yüzden sevgililer, eğer ki biz kurtuluş limanına, cennete gitmek istiyorsak doğru yolcular olalım, doğru değerler peşinde gidelim. Mutlaka bu denizde yol alacağız, mutlaka bu dalgalarla boğuşacağız. Ama yaptığımız şeyler, doğru şeyler bizi o kurtuluş limanına götürecektir. Orakineus demiş ki kilise babalarını, kim bu gölün karşı yakasına geçmek istiyorsa, aslında görünen maddesel zamanla sınır dünyadan, görünmeyen ruhsal ve sonsuz dünyaya geçmek istiyorsa, bilmesi gereken şey Rabbin sözüne itaat ederek, cesaretle denenmelere karşı koyarak galip gelebilir. Çünkü onun için Davut dedi, sözün adımlarım için çerağ, yolum için ışıktır. Rabbin sözleri doğrultusunda yürüdüğümüz zaman o bize doğru yolu gösterecektir. Yine bir kilise babası gemi, yani oradaki kayığı, kiliseyi ve gemiyi kiliseye benzetmiştir. Haça benzetmiştir. Haçın sembolü olarak görür. O yüzden kiliselerin tepesinde ne vardır? Şimdi bu neden önemli? Biraz sonra okuduğunuz zaman göreceksiniz, anlatacağım. Nasıl ki öğrenciler denenmeler esnasında kayıkta bir aradaydı, kayık onları dalgalara karşı koruyordu, aynı şekilde bugün yaşamın fırtınalarına karşı kilise bizi koruyacak. Kilise nedir biliyor musunuz? İnananların topluluğudur, bir araya gelmektir. Yan yana değil. Yan yana gelmek bir anlam taşımaz. Yan yana gelebiliriz.
Ama yüreğimiz birbirine saygıyla, sevgiyle bağlı değilse o yan yana gelmek değildir. Evlenebilirsiniz, yuva kurabilirsiniz, bir araya gelebilirsiniz. Ama yürekleriniz birbirine bağlı değilse sevgiyle, orası bir yuva değildir. Sadece bir binadır. Burada eğer aramızda, kardeşler arasında bir birlik, beraberlik yoksa sadece bir binadır. Ama yürekleriniz birbirine sevgiyle bağlanmışsa işte burası Rabbin bedeni, kilisesidir. Kurduğunuz yuva sıcak yuvadır. Rabbin varlığının olduğu yerdir. Çünkü iki ya da üç kişi bir amaç uğrunda sevgiyle bir araya gelirse ben onlarla birlikteyim. Nasıl ki Yusuf tüm belalara karşı koydu ve bizi kurtardıysa haçta, Hristiyan insanın gemisi de kimdir? Bu geminin kaptanı Yusuf. Rab, buraya girdiğiniz zaman kimle kucaklaşmak istiyorsunuz? Rabbinizle. Sonra kardeşlerinizle. Yüreğinizde ayrılık varsa onun için söyledim, yaklaşmamak gerekiyor. Burada sevgi hakim olacak. Gururu kapı dışında bırakacaksınız. Nefreti kapı dışında bırakacaksınız. Musa'ya söylediği söz bu. Ne zaman ki dağda o çal ateşinde o ateşi görüp de ona yaklaştığı zaman o çal ateşi Rab'dır. Onun içinde Musa'ya seslendi. Söylediği ilk söz nedir biliyor musunuz? Bastığın yer kutsaldır, çarıklarını çıkar. İşte biz de bu bastığı, bu kapıya girerken çarıklarımızı dışarıda bırakacağız. Nefreti, sevgisizliği, öfkeyi, kini. Öyle yaklaşacağız. Sonra kucaklaşacağız kardeşlerimizle. Ben Fransa'ya gittim, bir anımı anlatayım. Ve pazar günüydü indiğim. Tabii ben misafir kaldığım yere iner inmez dedim ki burada yakında kilise var mı? Can dediler, sen de dedi hemen daha yeni seyahatten geldin, kiliseyi mi şey yapıyorsun? Dedim ki bugün pazar. Sizle nasıl olsa görüşeceğiz. Geldik. Önce gideyim. Sonra bir arkadaşımı aradım, uzun zaman görmediğim. Dedim ki, bilmiyor tabii benim Fransa'da olduğumu. Dedim ki, ne yapıyorsun falan, iyiyim, hatırım soruyor. Kiliseye gelmiyor musun dedim. Nasıl geleyim dedi, yani sen oradasın, ben buradayım. Ya dedim, buluşalım olmazsa bir kilisede, yakın bir kilisede. Nerede dedi, senin bildiğin kilise burada neredeyse orada dedim. Ve sürpriz oldu, anladı. Ondan sonra ben önce gelmiş. Ben sonra kiliseye girdim. Tam o arada Sıgı geliyor. Bana doğru koştu. Ben işaret ettim. Dur dedim. O da şaşırdı. Sonra Sıgı gittikten sonra Badarak gitti. Şimdi gel sıra seninle kucaklaşayım. Çünkü o an Sıgı geliyor. Ben onu bırakır seninle kucaklaşırsam Tanrı ikinci plana atmış olur. Ama bazen görüyorum. Ave Deran okunuyor kilisede. Birisi çıkıp gidiyor. Ne demek bu? O an titreyin. Broskome. Titreyin. Melekler onun huzurunda titriyorlar. Tanrı konuşuyor diyoruz. Aseastvaz diyoruz. Eğer çıktığın zaman bana ne konuşursan konuş, ben seni mi dinleyeceğim demektir o. Sıvı gelince aslında bize gelmemiz lazım ama bu sıralarda mı? Boynunuzu eğin. Çünkü kralımız geliyor. Rabbimiz geliyor. Huzur vermek için. Dertlerimize derman olmak için. Badara anlamlarını tek tek bir söz verdim. Anlatacağım.
her hareket, bu kıyafetlerin anlamı, kovların anlamı, sagabartın anlamı, kitabı niye böyle yapıyoruz, neden dolaştırıyoruz, neden şey yapıyoruz? O zaman daha iyi anlaşılacak Badar Ağa'nın o ritüellerinin derin anlamı. Ama hiç olmazsa biz bu anlarda böyle Rabbimizle kucaklaşalım. O Rabbimizle sarmaş dolaş olmanın anıdır. Ama sen istemiyorsan, çıkıp gidiyorsan, ben seninle kucaklaşmak istemiyorum diyorsun. İşte sevgililer, ben kayıptan çıkıyorum, dalgaların içine gömülmem demektir. Ama kayığın içinde kalan öğrencilere hiçbir şey olmadı. Dalgalar evet korkmuştu. Çok korktular. Ama bir şey olmadı. Çünkü o kilisenin yani kayığın kaptanı Rab İsus'tu. Bir fırtınada gene bir mesel aklıma geldi. Okyanusta yolculuk falan bir gemide öyle bir fırtına karşılaşıyorlar ki dalgalar gemiyi alabora edecek neredeyse. Herkes korku içerisinde bağırışıyor, çağırışıyor ama güvertede bir çocuk, 16 yaşlarında bir çocuk gayet sakin duruyor. Birisi korkuyla diyor ki, ya diyor sen korkmuyor musun? Herkes panik içerisinde. Sense diyor sakin dalgaları seyrediyorsun. Korkmuyor musun diyor, korkmuyorum diyor. Adam merak ediyor, neden diyor. Çünkü kaptanı tanıyorum diyor. Çünkü diyor kaptan benim babam. Ne kadar usta bir gemici olduğunu biliyorum. Bu dalgalara aldırış etmez diyor. O çünkü güçlü bir kaptan. Aynı şeyi biz söyleyelim. Diyelim ki Rabbimiz bizim kaptanımız. Bu dünyada ne kadar dert sorun olsa dahi o bizi sakin limana götürecek gücü vardır. Çünkü o dalgalara da hükmeden, rüzgara da hükmeden, denizi sakinleştiren, kainatı yaratan Rabbimizdir. İşte bu güven içerisinde burada olmalıyız. Sevgiyle. Ne yaşamın o zaman fırtınaları ne kadar güçlü olursa olsun onlar bizi deviremez, yenemez. Çünkü gemimizin dümeninde her şeye kadir babamız oturuyor. Rabbimiz oturuyor. Bu iman var mı yüreklerinizde? O zaman korkmayın. Hiçbir fırtına, hiçbir sorun alt edemez. Dikkat edin, onlar orada çaresizdi ama uzaklardan o dağın tepesinden onları görüyordu. Ve gecenin bir yarısında sabaha karşı suların üzerinden yürüyerek onların yardımına geldi. İşte biz de aynı imanda olmalıyız. Rabbimiz bizi gözlüyor. O gece gündüz evlatlarının üzerinde gözleri. Bir ana nasıl evladı hasta olduğu zaman, sorunlarla bocaladığı zaman nasıl yatağında rahat uyuyamazsa, onu düşünürse Rabbimiz de her birimizi düşünüyor teker teker. İşte kayıkta Yusuf yoktu. O ana kadar dalgalar kayığı alt üst ediyor. Bir çeviz kabuğu gibi sallıyordu. Ama o kayığa o suların üzerinden geldi ve onu kayığa aldıkları zaman her şey süt liman oldu. Eğer siz de ben de sorunlarla karşılaştığımız zaman onu yüreğimize alıp ona güvenimizi ifade edersek her şey süt liman olacaktır. Bugün dünya tanrısız bir yaşamın peşinden gidiyor.
Çünkü bugünkü insanlık tanrısız bir yaşamda mutlu olacağına inanıldı. Tanrı uzaklaştırıldı yaşamlarından. Bu kadar huzursuzluk bunun için girdi insan yaşamına. Eskiden huzurumuz, bereketimiz vardı dersiniz. Bereket niye gitti acaba? Çünkü bereketi biz istemedik. Huzuru biz istemedik. Eğer bir evde, bir kilisede Hristos varsa ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek diyor. Rüzgar karşıdan esiyordu ama dikkat ederseniz dedi ki karşıya geçin. Rüzgar karşıdan esiyor. Arakyalılar direniyor. Vazgeçtiler mi karşıya gitmekten? Çünkü niçin? Hristos onlardan bunu istedi. Bu dünyada da biz aynı şekilde Rabbin söylediği doğrultuda hareket etmeliyiz. Şüphesiz ki şeytan oraya gitmemizi, Rabbin sözü doğrultusunda yaşamamızı engel olacaktır. Bunun için karşımıza zorluklar çıkaracaktır. Ama biz direnirsek, Rabbe güvenirsek, Rab bizim yardımımıza gelecek. Pes eder dönersek, yenildiğimizin, mağlup olduğumuzun bir anlamıdır. Biz de yaşamda Yusuf'un söylediği buyruklarını yerine getirmek için yola çıktığımızda, zorluklarla karşılaştığımızda ne yapıyoruz? Bu soruyu herkes kendine sorsun. Geri mi dönüyoruz? Yoksa hedefe doğru gitmek için mücadele mi ediyoruz? Bizden isteneni yerine mi getiriyoruz? İşte bu konu çok önemli sevgiler. İşte o zaman Yusuf gece yarısı bile olsa yardımımıza gelir. Mezmur 121'de diyor ki gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Yardımım nereden gelecek? Yardımım gökleri ve yeri yaratan Rabbendir. Ayaklarını sarsılmaya bırakmaz. Seni koruyan uyuklamaz. Seni koruyan Rab'dır. Sağ yanında Rab sana gölgedir. Gündüzün güneş ve geceleyin ay seni vurmaz. Rab her şerden, her beladan seni korur. İşte gece yarısı gelmesinin sebebi bu. Çünkü Rabbimiz uyumaz. Bizi gözetler. Bu davranışıyla bize gösterdi ki Hristos öğrencilerin yanına geldi. Bize göstermek ve öğretmek istedi ki bizi asla asla yalnız bırakmaz. O bizi dünyanın sonuna kadar asla bırakmayacağına söz verdi. Dedi ki dünyanın sonuna kadar sizinle birlikteyim. İnsanların sıkıntı ve dertleriyle boğuştuğu ve çok korktuğu anlarda en çok duymak istedikleri bir söz vardır. Nedir? Dertli, sorunlu olduğunuz zaman, duymak istediğiniz, korktuğunuz zaman bir söz işitmek istersiniz. Korkma. Yusuf onu söyledi öğrenciler. Korkma. Bin. İşte bugün onu söylüyor. Abideran'da da 365 tane korkma var. Her güne bir şey söylüyor. Korkmayın. Ben varım diyor. Ben. Babanız. Koruyucunuz. Yaratıcınız. Ama biz başka şeylerden medet umuyoruz. Başka şeylere sığınıyoruz. Sonra da Tanrı bizi unuttu diyoruz. O bizi unutmuyor, biz onu unutuyoruz. Biz ona gitmiyoruz. Korkma benim. Siz bir evinize geldiğiniz zaman zili çaldığınız an birisi derse ki kim içeriden ses ne dersiniz? Ben hayranmış, ben mayran mı dersin? Benim.
benim. Niye? Çünkü bilirsiniz ki çevreki sizin sesinizi tanıyacak. Sesinizden. Rab de ne dedi? Benim. Benim. Ama bir Yuhanna İncil'inde bir şey söyledi. O anne zavidelerin içinde. Koyunlarım, benim koyunlarım benim sesimi tanırlar. Başkalarının arkasından gitmezler. O da diyor korkmayın benim. Ben Hisus'um. Değil mi? Benim. Bugün onun sesini tanıyor muyuz? Onun sözü doğrultusunda yaşıyor muyuz? O zaman korkmayın. Fırtınalar hiçbir şey yapamaz. Sevgililer, bugün işte bu kilise dediğimiz kayıkta uzun yıllar birlikte çalıştığımız, örnek aldığımız bir büyüğümüzün Okyankistini ve onun değerli eşinin Ereskinimizin Okyankistini yapacağız. Herkes tanır, sever Delmir Onay. Çok şakalaşırdık, çok nüktedandır. Anılarımız var. Şimdi onlar bizim hayatımızda yer ettiler. Ama bugün artık onunla konuşmak istesek de konuşamıyoruz. Çünkü görmüyoruz, onlar başka bir dünyaya gitti. Yani gemiye binip karşı yakaya gittiler. Karşı yaka, cennet, huzur limanı, Rabbin yanına gittiler. Değerli eşi de onu yalnız bırakmadı, arka sıra gitti. Önemli olan sevdiklerin o sevgi limanında bir arada olması değil mi? Bunun için bir yer var, bir şey var. Eğer bir arada olmak istiyorsak göksel babamızla, anamızla, kardeşlerimizle, sevdiklerimizle sevgide yaşamamız gerekiyor. Bir olmamız gerekiyor. Kaynaşmamız gerekiyor. Nefreti ve kini yüreğimizden atmamız gerekiyor. Çünkü yarından bizim değil. Yarın eğer bir daha birini bağrınıza basmak, onu sarmak isteseniz göremeyebilirsiniz. Onun için bugün seveceksiniz. Şu an seveceksiniz. Şu an kimleri, her türlü pisliği kapıdan dışarıda bırakacaksınız. Çünkü o kayıtlı olanların hepsi onun öğrencileriydi ve karşıya gittiler. Cennete. Şimdi sıra bizde, onlara örnek almalıyız. Gelin bu kayıkta bir arada sevgiyi dolalım. Her pazar burayı bugün gibi dolduralım. Çünkü bir gün bu boş kalırsa sıralar, Rab bizden soracak. Boş bıraktınız bu sıraları. Beni dinlemeye gelmediniz. Fırtınalardan kurtulmak için ben sizi çağırdım ama siz dünyaya daldınız. Gelin biz bu sevdiğimiz kahana ayrımızı, değerli resmimizi anarken onlar gibi bu kiliseye hizmet edelim ve sevelim, sevilelim ve sevgide kalarak da o cennet denen diyara gidelim. Amin.